Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte EU4 oynuyoruz. Yanımda Enes ve Abdullah var. Nasılsınız arkadaşlar? İyi, sağ ol. İyiyiz. Bugün Abdullah, yani Apo diye kısaltılmış şekilde söylüyoruz. Kastilya'yı almış Apo. Enes de Polonya'yı almış. Ben de Osmanlı'yı alıyorum. Biz hazır verdik. Sen başlat istiyorsan Enes. Başlattım. Aynen. Okey. Devamı gelen bir seri olacak. Ahmet, oyunu bilmeyenler için aslında oynanabilir. Çok iyi biliyorum, sayılmaz. Şey, herkes girdi mi? Ben giriyorum şu an. O yüzden exit to menu demiyorum. Hayır, deme deme. Tamam. Bu sefer böyle başlattık arkadaşlar. Bir dahakine oyunun içinde devam edeceğiz zaten. Ben videoları keseceğim. Biz sürekli oynayacağız. Sadece ben videoları keseceğim. O şekilde olacak. Geldiniz değil mi? Geldim, geldim ya. Aynen. Ahmet player haritasından da bizi gösterdi. Bir dakika. Player haritası koymamıştım. Koyayım şuradan. Oyunu bilmeyenler için ben de kısa bir özet geçeyim. Aynen. Oyun stratejik bazlı bir oyun. 1444 yılında istediğimiz yerde seçerek başlıyoruz. Sonra tarih değişiyor işte. Biz de devletlerimizi yönetiyoruz. Aynen. Şey, bu arada şu şeyleri nasıl alıyorduk kendi şeyimize? Heh, tamam, buldum. Tamam. Arkadaşlar, buradan da gösterelim. Bu kırmızı olarak Huddlestone yazan Enes, Aul yazan da Apo. Bu da benim. Aya soru işareti, boğa soru işareti anda. Aynen, ayı boğan. Başlayalım mı oyuna? Yoksa şeyleri mi halledelim başta? Bekliyordur. Ben hazırım. Şey, bana Bir şey dakika. çıktı. You can select the naval doctrine diyor. Onun olayı şey, donanmana şey seçiyorsun. Doktrin savaş taktiği. Savaş taktiği seçiyorsun. Mesela işte savaştığın gemilerden daha fazla gemi çalma şansı veya işte ticaret gemilerinin daha fazla gelir getirmesi gibi şeyler var da oyunun başında seçme onu, para verip. Ha, para gidiyor yani. Ha tamam, atta varmış, gördüm. Şimdi benim oynadığım devlet biraz sıkıntılı, oyunun başında bir sürü eventi var. Event olay İngilizce bilmeyenler için. Bu oyunda bir sürü olay oluyor, tarih olay. İşte Polonya'nın da oyunun başında çok fazla tarih olayı olduğu için benim biraz şey yapmam lazım, biraz anlatamadım, dur. Ya Bakman lazım. oyunun başı benim için biraz önemli. Tamam, ben nazarımı başlatıyorum. Başladı. Tamam. Zaten başlatın, ben beklerken devam etsin. Geldiniz değil mi 12 Novembre'e? Geldik geldik. Aynen. Şu ilk ayı yavaş geçiriyorum da bazen lag. Şey, elinizi hemen çekiyorsunuz, haberiniz olsun. O ben de yanlışlıkla oluyor ya. Daha yeni geliyor şey. Ne? Seçtiklerim falan. Rival seçiyorum, daha yeni yeni kendisi oraya koyuyor. Mesela şu an önemli eventlerden biri geldi. Aynen, tamam. Apo, sen de bahset istiyorsan. Ya ben de işte hasilim. Benim de ilk başta çocuğum kötüydü. Çocuğu falan öldürdüm işte. Öyle. İspanya'daki
Müslümanları dışarı atmaya çalışacağım. Bir de Kastil'de şöyle bir sıkıntı var. Oyunun başında Kastil'de aslında çoğu olayları oyunun başında belirliyor. İsyan falan var, iç savaşı. O erken çıkarsa mesela devlet birazcık güçsüzleşebiliyor. Güçsüzleşirse de Afrika'ya çıkması falan geç olabiliyor yani. Apo'nun da aslında o erken de iyi karar vermesi lazım. Osmanlı rahat, o kafasına göre takılır. Onun da işte sonradan sıkıntısı çıkacak. Onu o yüzden bana verdiler. Oyunun en güçlü şeyi zaten. İleride teknolojide Osmanlı istediği kadar ileri gitse de bu oyunda askeri birlikler var. Bu birliklerin belli başlı güçleri var ve Osmanlı'nın teknolojilerinde sondaki birlikler inanılmaz güçsüz. O yüzden yani Osmanlı late yani geç oyunda çok güçsüz kalıyor. Ama şöyle de bir şey var, şu an en güçlü ordu Osmanlı'nadır tabi. Disiplin olarak falan en güçlüsü Osmanlı şu. Karaman'da falan benim toprak hakkım normalde olmuyor muydu? Şeyle geliyor, görevlerle geliyor, görev sekmesinde vardır. Seçtim bütün görevleri. Ordu limitini fulleyince falan geliyor diye biliyorum. Veya İstanbul'a. Mission'lardan baksana bayrakta. Baktım orada işte yok. Ne verdi işleri. Benim bildiğim İstanbul'u aldıktan sonra geliyor Anadolu'ya claimler. Önce Osmanlı diyorum. İstanbul'u alacağız. Claim'in biriksin, orayı alayım. Biz büyük ihtimal Ahmet'le de çok fazla çatışacağız çünkü olduğumuz bölge bizim biraz çok yakın. Zaten direkt dibimizde Macaristan var, tampon bölge. Aynen. Ben şahsen Ahmet'le birleşirim büyük ihtimal Avusturya'yı yok etmek için. Bir de ben şeyden de bahsetmek istiyorum şimdi. Tarih dersinde görmüşsünüzdür. Kutsal Roma İmparatorluğu var. Aslında Kutsal Roma İmparatorluğu çok minik devletler. O yüzden aslında bayağı güçlüler birleşince. Ve Avusturya'da şu an bunların başı. Hatta altta bir sekme var. Holy Roman Empire diye. Orada aynen, tüm şu anda prenslikler ve aynen. Tüm prenslikler ve imparatorlar var. İmparator var. Benim aslında şu anlık büyük amacım imparatorluğa girmek için. İmparatorluğu dağıtmak. Osmanlı da benim için bu bayağı yardım eder bu konuda aslında. Tabii ki. Yani. Gerçek. Empire of China diye bir şey de gelmiş. Bunları ben hiç görmedim. Normalde gerçekte Çin etrafındaki insanları sadece tehdit ediyor, savaşmıyor. Onları alıyor işte. Ya onları serbest bırakıyor ama karşılığında onlardan vergi falan alıyor işte. Teknoloji keşfettiklerini onların teknolojisini alıyor gerçekte. O sistem yani. Şu anlık bizi ya Apo dışında Çin bizi ilgilendirmiyor gibi geliyor bana. Tabi seni ilgilendirirler dedi. İleride dediği de ben 1500'lerde yani 1600'lerde falan oraya gidersem anca ilgilen. Ki zaten daha Apo'nun Portekiz'i, Fransa, İngiltere'yi kolonide yenmesi lazım. Erken oyunda da zaten öyle yapacak fazla bir şey yok ya. Oturup şeyleri bekliyoruz işte. O event dediğim olayların gelmesini bekliyorsunuz oyunun başında. Bir de her oyun farklı olaylar oluyor. O da ayrı bir güzel oluyor. Mesela şimdi normalde ben Litvanya'yı kendi şeyime aldım. Birlikteliğime aldım da. Bazı oyunlarda Polonya reddediyor, almıyor. Farklı oluyor mesela Doğu Avrupa falan. Ya benim en sevdiğim strateji oyunlarından biri EU'dur zaten. Ne zaman alıyorsun İstanbul'u Ahmet? İstanbul'a claim'im yok anlamadığım şekilde. O yüzden claim birikmesini bekliyorum. O arada basacağım. Yeni sürümde artık İstanbul'a
claim'i sen atıyorsun. İşte eskiden o yüzden. direkt İstanbul'a veriyordu. Ha, bir de benim şey var şu an. Benim yönetim biçimim birazcık çok garip. Şey oluyor. Başka ülkedeki şeyler, soylular gelip benim ülkemdeki soyluları destekliyorlar tahta geçmesi için. O da öyle bir garip bir olay. Yani benim şeyim, hanedanlığım çok kolay değişebiliyor. Enes'in engin bilgilerinden yararlanalım arkadaşlar. Ben öyle bilgiler veremiyorum. Şu an korkarak bile oynuyorum ki saçma sapan hareketler yaptığımda laf yemeyeyim diye. Aslında öyle de yani erken oyunda da yapacak bir şey yok işte, öyle oturup bekliyoruz. Normalde single'da hızlı şekilde geçiyoruz da internet kaldırmadığından yavaş şekilde geçiyoruz. Yani biraz yavaş ilerliyoruz. Mesela benim birazdan savaşım başlayacak, hatta şimdi başlayacak. Onu bir ayarlar. Ahmet, ben savaş Efendim? açtığımda sana bildirim geliyor mu? Yo, şu anda gelmedi. Belki gelmiştir, az önce bir şeyi kapattım. Şey aç bak, sağda şey var ya, bu olayları gösteren. Evet. Onun orada 3. sekmede bir bayrak var. Onu aç, dünyadaki tüm olayları gösteriyor sana. Neler olup bittiğini. Sağ tarafta bu şey değil mi işte? He, İşte şu birisi bayrak, savaşa tamam. katıldığında falan. Tamam. Anladım. O bayrak bende kapalıymış. İşte onu açarsan dünyadaki tüm olayları görüyorsun. Aynen. Tamam. İyi oldu, sağ ol. Şu an ben Tetonları dövüyorum. Apo şey, Efendim? Gırnata herkese dost olmuş. Moruk kutunuz. Yapacak bir şey yok, savaşacağım işte. Aragon da Fransa ile dost olmuş. Aragon inşallah düşer Fransa ile bana şey. savaşacak mısınız? İleride savaşacağım illa ki. Benim çok çok ileride belki. O da Avrupa'da bir devlete falan dost olursa anca. İngiltere ile savaşmayacaksınız herhalde. İngiltere. Apo savaşabilir koloni için. Çok ileride olur o zaman. Aynen, o büyük devletlerle savaşı ileride olur. Fransa ile gene yakın İngiltere'ye göre de. Apo'nun zaten ilk hedefi Portekiz almak. Grenada'yı, ya şey, İberya'yı birleştirmek. Sonra da belki Kuzey Afrika'ya falan çıkar diye düşünüyorum. Afrika'da kıyıları alırım, fazla içlere doğru almam zaten. Sorun oluyor Zaten orada. orada Osmanlı ile karşılaşırsın artık Tunus'ta. Artık bakacağız çaresine. Benim ticaretten gelirim çok az ya. Atmışsın İstanbul'a şeyini, claim'ini. Attım aynı. Savaş açacağım da adamların başına şey veriyorum.
Şey unutma bak, Sırbistan'la dost olmuş. Hı. Oraya koydum asker. Aha. Bakalım 1453'ten önce mi alacak İstanbul'u Ahmet? Alırım alırım. Gemiler çıksın. Şimdi Osmanlı'nın bu minik devletleri toplaması falan sıkıntı değil. Bizans'ı, Sırbistan'ı falan da. Asıl sıkıntı Memlük'le Macaristan. Bir de ben, Polonya. Aynen. Macaristan'da neyse de yine arkasında birileri yokken alınıyor da Memlük biraz zorlayıcı. Avusturya büyük ihtimal Macaristan'ı birlikteliğine düşürecek. Şeye, Personal Union'a. Onu da kısaca özetleyeyim. Onun olayı da şey. Bir devletin başında kral var 60 yaşında diyelim ve çocuğu yok. O 60 yaşındaki kral ölürse aileye en yakın olan başka bir hanedan tahtı ele geçiriyor. Mesela benim Litvanya yaptığım gibi. Ya aslında benim Litvanya yaptığım gibi değil o olay ama Macaristan'da öyle oluyor. Macaristan'ın bir kralı var. 50 yaşında mı ne ölüyor. Sonra Avusturya'nın heyri geçiyor ama sonra işte isyan falan çıkıyor Macaristan'da. Orada bir taht kavgası falan oluyor ama Avusturya geri ele geçiriyor işte tahtı. Macaristan'ı kendi birlikteliğine bağlıyor. Zaten İşte bu oyunda da o var. birçok Avrupa devletinde normalde de olan bir şey değil mi? Aynen genellikle Avrupa devletlerinde oluyor. Mesela zamanında şey var. Avusturya dükü şey Frederick İspanya Kutsal Roma İmparatorluğu Avusturya Napoli bir de birkaç küçük İtalya devletinin tahtında oturuyordu. Sen anlatırken dünya haritasında çiziyorum oraları ki. Aynen sen göster. Mesela şey de var. Oyun zaten tam şeyde başlıyor. Bu anlatacağım olayın bitiminde başlıyor oyun. İngiltere ile Fransa arasında Yüzyıl Savaşı var. Bu savaşın tek amacı İngiltere'nin Fransa tahtını ele geçirmek istemesi. Fransa'nın İngiltere tahtını ele geçirmek istemesi. Oyun tam bu savaşın bittiği yıl 1444'te başlıyor. O da ayrı bir olay zaten. Ben İstanbul'un üstüne çıkarttım askerleri ama bayağı zorlayacak. Bizans şeyi kuşatıyor ya donanmalarıyla Aynen. kıyılarını. Onu halledersen. Kıyıları fark etmeden gemiyi aldılar. Aslında bir gemileri var ama hemen gelirler mi? Bir deneyeceğim zaten 10 tane gemi bir şey olmaz. Aynen bir gemiyi aldık. Geri içeri gireyim de. Atina düşmek üzere. Sırbistan şeyi de az kaldı. Başkenti. Apo da ateşkesin bitmesini bekliyor. Aynen. Bir de oyunda şey sistemi var. Ateşkes sistemi var. Aslında benim en sevmediğim sistem çünkü gerçek tarihte böyle bir olay yok. Mesela benim şu an Osmanlı ile 1450'ye kadar ateşkesim var. Siz bunu bozduğunuzda ateşkesinizi ülkenizin istikrarı düşüyor. İstikrarı düşünce de bir sürü isyan çıkıyor ama gerçekte bu kadar fazla şey olmuyor. Yani mesela en basit örneği Osmanlı İstanbul'u kuşatırken Macaristan'la ateşkes anlaşması vardı. Ama daha sonra Macaristan bu anlaşmayı bozup İstanbul'a kadar ordu getirmişti. Ama mesela E4'te bunu yapamıyorsun. Çünkü istikrarın eksi 3 oluyor. İstikrar dediğimizde stability üstte gözüküyor böyle şey terazi gibi.
O ne kadar şey eksi 3'e kadar düşüyor. Ne kadar düşükse ülkenizde isyan çıkma riski o kadar yüksek oluyor. Şimdi normalde gerçekte onun o kadar düşmüyor. Yani o kadar düşmüyor stability. Ateşkes'te öyle bir şey. Mesela Apoyos şu an o yüzden bekliyor Granata'yı. Granata da o sırada müttefik yapıyor bir sürü. Savaşması zorlaşıyor yapın. İşte savaşta Cebel Tarı gemilerle kuşatacağım. Yani boğazı tutacağım. Faz falan yardıma gelemeyecek. Ben de o sırada kuşatacağım şeyi. Granata. Bakayım aynen. Senin şu an İstanbul kuşatması -14'e düşmüş. Zaten senin siege ability'in var. Şey kuşatma yeteneğin var. Kuşatma yeteneğin çok yüksek olduğu için erken oyunda çoğu surları sen kolayca fethedebiliyorsun. Bir de toplar geldikten sonra. Aynen. Bir de oyunda şöyle garip bir şey var. Normalde İstanbul kuşatmasında şahi topları kullanılıyor. Yani toplar bir nevi 1453'te bulunuyor ama oyunda teknolojiye göre 1500'e yakın gibi bulunuyor top. Topların çok çok önce bulunmuş olması gerekmez mi? Ya benim dediğim şey küçük toplardan değil yani mancınık gibisinden değil. Şey bu büyük surları yıkmak için kullanılan toplardan. Ya oyundaki toplar o. Ve o toplar normalde İstanbul kuşatmasında kullanılıyor işte 1453'te. Ama oyunda o toplar şeyde geliyor. 1470 gibi geliyor teknolojiyle. Aha Fransa yeni papa olmuş. Aa Fransa ile müttefik olabiliyor. Şey size şunu da söyleyeyim şu an Ahmet de görünmez büyük ihtimal şey Müslüman bir devlet olduğu için de papalık sistemi var oyunda. Ne kadar kardeşiniz varsa size bir papa puanı geliyor yani influence geliyor etkisi geliyor. O etkiyle kilisedeki gücünüzü arttırıp papa öldüğünde kendi devletinizden bir papa çıkarabiliyorsunuz. Bu da başka ülkeleri aforoz etmenize yol açıyor. Aforoz ederseniz de diğer katolik devletlerin ilişkisi düşüyor onunla müttefikleri falan olmuyor. Şu an mesela Fransa papa oldu. Eğer Apo'yu rival seçtiyse Apo'nun için biraz kötü olabilir ama seçmemiş. Müttefik bile olabiliyor mu aslında? Bir de oyunda şey var. Ana düşman seçme gibi bir şey var. Ahmet onu gösterir belki size. Oyunda yani hepiniz herkes düşman da siz 3 tane büyük düşman belirliyorsunuz. Bunlarla ilişkiniz hiçbir zaman iyileşmiyor. Ve onların da düşmanlarıyla dost olabiliyorsunuz. Öyle bir artı yönü var. Aynen mesela şurada. Fransa'nın düşmanı şu an İngiltere, Burgundi ve Avusturya. Papa olduğu için İngiltere, Burgundi veya Avusturya'nın kralını dinden atabilir. Mesela Avusturya'nın kralını dinden atarsa şey var bu Kutsal Roma İmparatorluğu için de Avusturya tüm şeylerle elektör ya şey var seçme sistemi var. 8 tane elektör var. Avusturya bunların hepsiyle ilişkisini iyi tutup onlardan oy alması gerekiyor. Ama eğer Afaroz yerse hepsiyle ilişkisi kötüye düşeceği için şey olamıyor, imparator olamıyor. Mesela yani bu kadar önemli aslında minik bir olay gibi gözüküyor ama. Mesela şey de oluyor. Fransa'yla İngiltere düşman. Ben Fransa'yla müttefiksem İngiltere ile müttefik olurken İngiltere sen Fransa ile şeysin diyor. Müttefiksin evet. Diyor. Ama o çok güçlü olduğunda şey yapmıyorlar. Aynen çok çünkü, sorun olmuyor. Aynen çok sorun olmuyor çünkü seni kaybetmek istemiyorlar çok güçlü olduğunda. Ben Toto'nu dövdüm burada. Ben de şimdi Granada'ya saldıracağım. Benim oyun başı moralim çok düşük ya.
Tabi Osmanlı'da öyle bir problem yok. Önüne gelene bam 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 yapıyor. Bayağı zaten. Şu kale de düşerse hemen hemen bütün toprakları alacağım oradan. Açtım Granada'ya savaşı. Tunus da gelmiyordu. Rahat olacak o yüzden bu savaş. Tunus gelmedi mi? Gelmedi. Tunus Tlemcen'le savaştı şu an, o yüzden gelmedi. Granada ile kim müttefik ki? Fas. Bir de Afrika'dan bir ülke. Tamam, alırsın. Alırım zaten. Alırım. Bu arada bir şey daha söyle. Hayır, Ne Apo'nun taktiğini diyecektin? yaptım. Bir şey daha diyeceğim. Bu benim canımı biraz sıktığı için. Şimdi bu videoyu görüp de videoya başlayacak olanlar varsa oyunu indirdikten sonra Türkçe yama kurmayın. Çünkü Türkçe yama kurduğunuzda çoğu kelime yanlış çevriliyor oyunda. Başka birisiyle konuştuğunuzda bu sinir bozuyor yani. Bende oluyordu. Başka arkadaşlarım bana gelip Türkçesini söylediğinde benim biraz sinirim bozuluyor. Çünkü o oyundaki İngilizce şeyi farklı. Anlamı farklı. Siz onu Türkçe'ye çevirdiğinizde farklı bir anlam çıkıyor. Öyle bir karmaşa oluyor. O yüzden Türkçe yama kullanmayın. Hem zaten İngilizcenizi de geliştirmiş olursunuz. Oyunda çok fazla bilmediğiniz İngilizce kelime var. Onları çevirip çevirip öğrenirsiniz. Ya mesela benim eskiden İngilizcem o kadar iyi değildi. Ben İngilizcemin %25'ini falan bu oyunla öğrenmiş olabilirim. Çünkü bir de ben bu oyunun eskiden bu oyunun Türkçe şeyleri yoktu, rehberi yoktu. Ben İngilizce rehberlerden izliyordum. Oradan da mesela katkı oldu İngilizceye. Yani benim İngilizcemin gelişmesine. Türkçe ama pişmanlıktır. Aynen, zaten İngilizce oynamak daha mantıklı. Her oyun, Minecraft'ı bile. Onu zaten ben İngilizce oynuyorum. Yani. Ahmet, bu arada dikkat et. Şimdi sen İstanbul'u alacaksın da Evet. şeyin hepsini alma. Morayı ve Atina'nın hepsini alma. Çok fazla agresiflik yaparsın. Anadolu'dan beylik alamazsın. Birini bırak, sonraki savaşta gene alırsın. Sırbistan'dan alacağım ama toprak. Ya Alayım mı? mesela Sırbistan'dan da alırsan çok fazla agresiflik olur. Çünkü Sırbistan savaşa direkt olarak katılmadı ya, Bizans'ın yanında katıldığı için agresiflik puanı ekleniyor onun üstüne. Mesela Sırbistan'dan sadece para al. Zaten sonra gene savaş açarsın. O kadar fazla şey olmuyor. Araya şey girmiyor. Ateşkes. Tamam. Ben Sırbistan'ı bekliyordum valla. Şey yapayım diye. Sırbistan'dan para al, işte şey al, savaş geliri al. Onun tam şeyi neydi? Savaş tazminat. Ha, savaş tazminatı al. Give up claims diye bir şey var. O Sırbistan'ın başka devlete olan claim'ini yok ettiriyorsun. Mesela sana karşı bir hak iddiası var Sofya'da. Tamam, onları Onu falan yok atıyorum. edebiliyor. Veya işte onları boş ver. Onu yapacağını mesela yaparsın. Savaş tazminatını yaparsın. Transfer trade power. O da ticaret gücünü sana Hayır, aktarıyor. savaş Ben şeyi onu o mu? demiyordum ama bak. War Hayır, o reparation değil. mı? Ha, aynen, var reparation. Hepsini alabiliyorum zaten. Hiç şey de alınmıyor. Aldım hepsini. Hepsini alabiliyorsan al, senin daha da şeyin var. %99'da zaten savaşın şeyi. Onu çıkarttım savaştan. İstanbul aldım.
Benim gelir çok ekside ya kaleden. Kapatsana kaleleri. Düşman kaleleri de bende ya şu an, onlara da para veriyorum o yüzden. Ha, savaştasın sen. Aynen, ben şu an Teton ve Livon'la savaşıyorum. Aha. Moskova beni düşman seçti. Benim de çocuğumun olması lazım. Kralım ölürse ya, legitimasi yani meşruluk düşer. Meşruluk düşerse de isyan çıkma riski falan çoğalıyor. Meşruluk da basitçe kralınızın soyluluk derecesi. Savaş puanı %100 yaptım. Sırbistan'dan toprak almadım aslında. Bir yıl falan beklesem olmaz mı? Yani aldıktan sonra. Zaten gemi falan basacağım, hiç yok. Nasıl? Savaşı bitirdikten sonra mı? Aynen. Bir yıl falan beklesem. Zaten onunla Bir senin iki yıl. ateşkesin 1463'te bitiyor. Karamanoğulları'yla mı? Şeyle, Sırbistan'la. Yok, Sırbistan'dan zaten toprak almadım. Şeyi alsam Ha, komple diyorum. şeyden. Karamanlı alsan. Aynen, Karaman'a İşte falan gidene kadar bir 2 yıl falan beklesem, o arada şey bassam gemi. onu yap da Düşmez mi şey? Karamanın hepsini alırsın zaten. Şey, sana şey gelecek, claim gelecek büyük ihtimal. Oyunu durdurup başlatasım geliyor şeyden sonra. Multiplayer öyle ya, yavaş gidiyor. Single player gibi değil. Benim şu an heyrim, yani şeyim, varisim çok iyi aslında da, 47 yaşında. Kralım da 21 yaşında. Apo, bir şey yapsana bir, beni kendi şeyini, benim şeyde desteklesene bir ülkede, kendi soyunu. Bakalım kaç gelecek. Gönderdim. 1.05 geldi. Koray için çok çıktı.